Hamburg DİTİB Eyalet Birliği iftar programında bir araya geldi. Hamburg ve Schleswig-Holstein DİTİB Eyalet Birliği, Ramazan ayı münasebetiyle geniş katılımlı iftar programı düzenledi. İftar davetine, Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Hamburg Senatosu Temsilcisi Petra Lotzat, Hamburg ve Schleswig-Holstein DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç ve Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç'ın yanı sıra DİTİB ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının açılış konuşmasını Hamburg ve Schleswig-Holstein DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök yaptı. DİTİB'in 40. yıl karnesinin güzel notlarla dolu olduğundan bahseden Gök, DİTİB, kuruluşundan bugüne North Hamburg toplumunda etkin bir rol almıştır. Müslümanları temsil etmenin yanı sıra topluma barış, huzur ve kardeşlik gibi temel değerleri aşılayarak, kültürler arası barış ve dayanışma ortamını sağlamış bir kuruluştur. İftar programı vesilesiyle birlikteliği kutlarken, aynı zamanda DİTİB'in 40. yılını da coşkuyla kutluyoruz. DİTİB'in 40. yıl karnesi, topluma kattığı değerlerle doludur ve bu değerler en güzel notlarla belgelenmiştir, ifadelerini kullandı. Hamburg Senatosu adına iftar programına katılan devlet müşaviri Petra Lotzat ise, Hamburg Senatosu'nun selamlarını ileterek sözlerine başladı. Federal Şansölye Olaf Scholz'un, kozmopolit, hoşgörülü ve demokratik ülkemiz için birlikte duruyoruz, açıklamasına atıfta bulunan Lotzat, bu toplumu barış içinde bir arada yaşama ve uyum için önemli bir mesaj olarak görüyorum. Karşılıklı saygı ve iyi ilişkiler, diyalog ve farklı inanç, görüş ve kültürlere saygı, demokratik değerlerin temelidir. Değerlerimizin, demokratik ilkelerimizin dışarıdan tehdit edilmesini veya içeriden sorgulanmasını ve kimlik temelli ayrımcılığı kabul etmeyeceğiz, dedi. Ramazan ayının aile, komşuluk ve sosyal buluşmalarla dolu bir ay olduğuna değinen DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Ramazan, ortak bir sofranın paylaşılması, ortak dini hizmetler, cemaat ve toplum içindeki karşılaşmalar yoluyla dayanışma ve yardımlaşmanın önemli bir takviyesidir ve dolayısıyla sosyal uyumun temel taşıdır, dedi. İftar programı konuşmaların ardından okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açıldı. Hamburg ve Schleswig-Holstein DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç'in yaptığı yemek duası ile devam eden program musiki dinletisi ile sona erdi.